insan neymiş? Gezimiz bugün başlıyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Yoruldum tabii, karavana İlhan'a ayak uydurmak kolay değil. Taksi yaptık. Şu an dönüyoruz. Uçak bayağı. Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Yolculuğunuzun rahat ve keyifli geçmiş olduğunu umuyoruz. Emniyetiniz için kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar lütfen yerinizde kalınız. Kemerinizi bağlı tutunuz ve başüstü dolaplarını açmayınız. Tüm elektroniksiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında başüstü dolap... Evet, uçağımızdan da çıktık. Karaman burada. Hayır, burada da işlerimiz var çünkü. Yok, bunu aldım uçağın içinde, çok sıcaktı. Böyle bir kalabalık. Daha sonra görüşürüz. Evet. Neymiş bu havaalanının ismi? Ben Gurion. Ben Gurion Havalimanı. Orada ayrı bir grup var böyle. Tekrar devam ediyoruz. Evet, bizim grup burada. Neyse. Hızlı hızlı buradan gidelim. Evet, İsrail'deki havalimanından kafese de böyle bir şey. Bizim İstanbul Havalimanı'nın lavabosu büyüklüğünde yani, bu kadar. Olay bu. Dışarıda hava bayağı sıcak bence.
Öyle bir terminali var. Grup arkadan geliyor bayağı ya. Evet, İsmail'e hoş geldiniz deniliyor. Pasaport kontrolümüz olacak muhtemelen. Hoş geldiniz. Evet. Gördüğü üzere. Tırmalamayacağım değil mi? Gel. Şahlandın sen öyle. Evet, biraz önce vize işlemlerinden de geçtik. Bakalım şu an neler olacak. Karavan çok yorgun hala. Bavullarımızı alacağız. Bakalım bizim bavullar nerede? Aa, şeyden geliyorlar, Balıkesir'den geliyorlar bavullar. İnşallah buradadır. Hangisi? Hani? Bu? Bir? Başka? Ah. Evet, birini bulduk. İlan abi kap 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 kap. O benim değil. Değil mi? Bırak. Eyvah eyvah, piyasa karıştı. Bizimkinin orası bozulmuştu da onun için. Evet, ucuzluktan bavul alanlar. Burada da öbüründe vardı ama onu bağlamışlar şimdi. Bir tanesi yok kırmızı. Sen orada bak, ben o tarafa döneyim bakayım. Evet, diğer bavulu burada buldum. Nihayet. Avladım. Karaman, levrek gibi avladım hemen. Ah. Bizim İlhan bet düştü. Havaalanından şu an çıktığımız zaman bizi bekleyen servis aracımızla birlikte otelimize gideceğiz.
Ben servis aracımız mı? Neyse, kaçtım. Sonra görüşmek üzere. Kerim'de değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Bak Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ismini övdüğü şehir. Cenab-ı Hak da şehirlere la uksimu bihâdel beled diye Mekke'ye yemin ediyor. Yani buralara bir ayaklarınız değsin diyorum yürüyerek. Olur mu? Evet. Esselamun aleyküm. Türkiye. Aleyküm esselam. Rahmetullahi ve berekatuhu. Please, later. Crazy taraf driver, ha? Yeah. Bak, Osmanlı ne kadar önem vermiş böyle, mescit yapmış. Başkan alır mısın abi, neydi? Niye mescit yapıyor? Biz İsa Aleyhisselam'ı sizden daha çok seviyoruz demek. İsa Aleyhisselam'ın Hristiyanlara göre göğe çıktığı yer. Evet. İnsanlık kısmı o şekilde inanıyor. Duyduk arkadaşlar, bu şekilde devam ediyoruz. Selamünaleyküm.
arkadaşlarımın. Burası nedir? Ben çekeyim hani. Şurada normalde mum yakarlar hep insanlar. Şurada mum yakarlar işte. Ha, Seyyidina İsa. Aleyhissalatu vesselam. Hazreti İsa'nın burada mum yükseldiği söyleniyor rivayet olarak. Tarihi. Burada bilgi olarak verelim. Herkes dışarı çıkıyor kalır. Sonra göre bilmiyorum yani. Sadece. Öyle diyorlar. Müslüman. Affedersiniz. Adam ne kabile olduğu söyleniyor. Tasavvufa Cenab-ı Hakk'a olan aşkı yediren annemiz. Ya Rabbi diyor ben cennetini istiyorsan beni cennetine koyma. Eğer cehennemin için beni oradan yak. Ama ben diyor sana aşıkım ya Rabbi. Bana diyor cemalini göster Allah'ım. Bir gün evi hırsız giriyor. Hepiniz bilirsiniz. Hırsız yolu şaşırıyor. Çünkü Rabiatül Adem'in annemizin evinde hiçbir şey yok. Diyor ki ya Rabbi diyor, bu saat benim evime geldi diyor. Ben buna ikram edecek bir şeyim yok. Bunu ben sana havale ediyorum diyor. Ve hırsızı da Müslüman oluyor. Yolu şaşırıyor çünkü bulamıyor. Ayanlarda Hazreti Rabi Hazretleri'nin kabri şerifindeyiz şu an. Bu kardeşimiz gelmiş diyor benim evime. Burası hem Çilehane. Benim diyor buna ikram edecek bir şeyim yok. Hem de sen burada, doğru yolu göster ya Rabbi. Hırsızın da. Ve devamlı kefeniyle gezermiş. İkamet ediyormuş. Ve buradan o meşhur işte her adımına iki rekat namaz kılarak Kabe'yi boğazlama doğru girerken Hasan-ı Basra Hazretleri kanalıyla buyuruyor ki Kabe'nin diyor onu ziyarete gittiğini gördüm. Rabbim şefaatlerle Cenab-ı Hakk'ın dilemesiyle nail eylesin. El-Fatih tekbir getirelim burada. Şahitlikte bulunsun hakkımızda. Bu dağlar taşlar. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve Zeytin Dağı'ndayız. Karşımızda Mescid-i Aksa var. Mübarek topraklar. Şöyle. Burası Kudüs. Bir durdurulan bir hoşuma gitti. O mavi çimleri mimarisine gelmiş. Bu zaten Çin hatırası yapmış. Mimarisine gelmiş. O etrafı çerçevelenmiş. Tamamen yazı süresi. Yok, o mavi yerde mi? Yazı süresi. Tamam. Bir hoşuma gitti ki. Bu arkamızda olan mezarlık da Zeytin Dağı'nın mezarlığı oluyor. Yahudilerce cennetin buraya kurulacağı inanılıyor ve her bir mezarlık 1 milyon dolar aşağı doğru indikçe 500 bin, 250 bin doğru iniyor. Zaten Yahudi'ye göre 1 milyon dolar olursa bu dünyada cenneti yaşıyor, satın almasına gerek yok. Zeytin Dağı'ndan Kudüs'ten ve arkamızda muhteşem Mescid-i Aksa'dan selamlar olsun. Evet, Zeytin Dağı'ndayız. Ay mübarek, ne güzel, baksana. Orada namaz kılacağız inşallah. Görüşmek üzere. Evet, şu an Zeytin Tepesi'ndeyiz. Kudüs'teyiz. İsrail-Filistin'deyiz. Filistin topraklarındayız daha doğrusu. İşgal edilmiş Filistin topraklarındayız. Şöyle mescidimi bir şekilde göstermek istiyorum. Panoramik olarak. Thank you.
şehirlerde turist demek, konuş demek. Ama böyle binadan çok da altında olabilir. Burası da Yahudi mezarlığı. Burasının cennetin burada kurulacağına inanıyorlarmış Yahudiler. En yüksek yerinde, yani şu taraftaki mezarlıklar 1 milyon dolarmış. Aşağı indikçe 250 bin, 100 bin dolar, 50 bin dolar öyle iniyormuş. Yani böyle bir onların da inanışları var. Size arkamda Mescid-i Aksa'dan selam ve sevgilerimi yolluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kudüs'ten selamlar. Allah'a emanet olun. Otelde görüntü alamadık ama şu an otelimizden çıktık. Mescid-i Aksa'ya gidiyoruz inşallah. Kardeşim çekerken de sadece askerleri çekmezsin, olur mu? Efendim? Askerleri çekmez. Tamam. Askerleri çekersen sıkıntı olur. El koyarlar diyorsun. Evet. Tamam. Ama her şeyi çekebilirsin. Asker hariç. Tamam. Duyduk işte. Dolayısıyla askerler hariç her şeyi çekiyoruz. Şu an akşam namazı için Mescid-i Aksa'ya gidiyoruz. Grubumuz arkada. Karavan yorgunluğu attın mı biraz? Hayır. 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 Uyumadı. Karavan hiç uyumadı. Evet. Neyse. Yine de güzel geçiyor ama değil mi? Gezdik, gördüklerimiz harika bence. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Neredeyiz? Tekrar söylüyorum. Filistin'deyiz. Yahudi tarafı değil, Müslüman bölümündeyiz. Müslüman çarşısındayız şu an. Mescid-i Aksa'ya doğru gidiyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zahira. Çiçek demek. Çiçek. Veya babası Zahira. Zehra var ya. Evet. Fatıma Zehra. Çiçek kapısı. Evet. Burası veya çiçek kapısı. Herod kapısı. Herod kapısı. Sultan Süleyman Han yaptırmış kusurları. Allah razı olsun ceddimizden. Kapıdan içeriye doğru gidiyoruz şimdi. Esselamun aleyküm. Ehlen ve selam. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Akşam olduğu için erken esnaflar kapatıyor bu arada. Kuleler geçiyor. Burası işte Mescid-i Aksa. Şuradan geçiyor. Dört tane var. Mescid-i Aksa burası. Bu lüks sular değil. İç sular. Şu içeri gireceğiz şimdi. Lüks sular. Üstte kameralar var. Her yerde kamera var. Bu yüksek ki elinde ne var? Çantanda ne var? Hepsi görünüyor. Çantada bir yavru kaçtığı var üstte. Herkesin şu an çantasında ne var? Elinde ne var? Hangi radarlar aracılığıyla görünüyor? Hangi radarlar? Şurada. Bunlar mı görüyor? Çözünürlüğü çok yüksek. Şöyle binlerce kamera var burada. Her yerde kamera. Efendim? Yerler ıslaktır. Dikkat edin, ayaklarınız kaymasın. Temkinli basın. Burada da buldular beni ya. Sen duydun mu? Bak, yerler kayma, dikkat et. Tamam. İnternet taht sürüşürüz. Sona erdi diyor Yannes. Saçma insanlar. Hocam, bakmışı nerede? Hocam. Bakın burada surların içine girdiniz mi? Bütün yollar sizi Aksa'ya çıkar. Buradan da girsen Aksa, buradan da girsen Aksa. Labirent gibi. Şu anda orta çağın sokaklarında gibi düşünün kendinizi. Evet. Orta çağ sokakları. Bakın tarihi evler. Bunlar hep ev. Şurada Osmanlı'nın yaptığı yine güzel bir okul. Abdülhamid'in yaptığı bir okul. Orada. Hala vakti. Bak Abdülhamid neler yapmış. Bunlar bilmiyor. Evet, burada Abdülhamit Han Hazretleri'nin yaptırmış olduğu bir tekrar bir okul var. Onlar bilmiyor, evet yani niye bu adamın derdini de buraya okul yapmış? Evet, adımlarımız biraz sıklaşıyor. Mezar okuluna okunu yaptı. 10 dakika sonra durdu.
Araplar çok iyi, çok böyle hani orta çağ falan, çağlar öncesine gidiyorsunuz ya resmen, o kadar güzel. Şuraya bakayım ya. Mescid-i Aksa'da namazımızı icap edeceğiz. Daracık sokaklar. Filistin esnafı. Geç kaldık. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Türkiş. Ya. Türkiye. Gel bakalım Karaman. Esselamun aleyküm. Bütün Sahra size göz kırpıyor bakın. Esselamun aleyküm. Ey Türkiye hoş geldiniz diyor. Gördünüz mü bütün Sahra'yı? Evet. Bütün Sahra. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Çok inanılmaz duygular için. İçine girdim yani. Hani... Bunun tarihçesiyle şu an anlatamıyorum. Daha sonra konuşacağım sizle. Selamünaleyküm. Ezan okunuyor. Namaza geç kalıyoruz. Hadi. Polis kontrolünden geçtim. Pasaport sordu. Nereli olduğumu sordu haliyle. Tekrar buradan yola devam ediyorum. Ve mübarek topraklarda zeytin ağaçlarının arasında Mescid-i Aksa. Okay, so okay. You have to be careful going in and out though because you're passing. Zeytin ağaçlarıyla donatılmış her taraf, daha doğrusu yüzyıllar önce vardı bu ağaçlar. Maşallah. Güzelliğe bak Allah'ım. Maşallah. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem.
ve Mescid-i Aksam. Mescid-i Aksa'dayım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bayanlar oradan giriyor galiba. Şu an mübarek Mescid-i Aksa'nın içindeyiz. Cumamızdan sıkıldık. Cemaat de namaz kılıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Metin hocam, burası nedir acaba şimdi? Burası? Şimdi açıksın, bayanlar da gelsin. Kısaca peygamber efendimiz miraca çıkmadan önce dört büyük peygamberin namaz kılıyor. Dört büyük mü? Dört büyük. Bütün peygamber dışarıda kılıyor. O ayrı. Orada bir şey var, küçük bir şey, kapalı. Kapalı şey, bir alan var. Orası değil mi? Orası 124 bin peygamberin mihrabı nevi orası. Mihrab onun yanında miracı nevi. Osmanlı kanıtlarında geçen. Ondaki mihrab akıbı miracı nevi. Orada, burada namaz kılıyor. Oraya gidiyor. Burada Efendimiz süt ikram ediliyor burada bir yerde. Efendimiz sütü tercih ediyor. Ondan sonra orada namaz kıldırıp süt kokustan sonra oradan o bölgede oraya neyi seçti mi orayı kaçırdı? Fıtrat. Seçti mi diyor. Ha, fıtrat. Cebrail üstünde. Cebrail aleyhisselam. Fıtratı seçti. Fıtratı seçti. Evet. Sütle fıtratı. Buradan süt ikram etmek sünnet. Buradan bir sınavsa var. Hiçbir şey bilmiyoruz, hiçbir şey bilmiyoruz. Çok ihmal edilmiş. Yani bu şartlar altından ne kadar da değer verilir bilmiyorum. Çünkü her yer asker kaynıyor dışarıda. Sen gelmezsen, ben gelmezsem daha çok kalacak. Gelirken grubun içinden tekrara pasaport sordu zaten, kimlik sordu. Tabii, hemen çıkardım zaten. Gösterdim. Sen yaka kartı yapmıyor musun? Yaka kartı olsun yoksa soruyor zaten. Hemen çıkardım pasaportu, kimliğini gösterdim. Ya, i̇şte, sınav çekiyor işte sen. Evet, sonunda çekiyor. Çok nereye gelirken hemen kamerayı kapatmıştım zaten. Zaten kamerayı da yanına koydum. Herhangi bir müdahale edilir miyim bana? Ama bu bir baskı yani bence. Ne oluyor? Ondan sonra yaptım. Durması baskı. Yani. Özellikle yapıyorum. Değil mi? Yani geldiği için yaşayacağım. Allah inşallah yardımcımız olur. Şuraya aşağı inelim. Aşağı inelim. İniyor muyuz hocam şu an? Ciğeri burası bak. Allah. En canlı ciğer burada. Burada bir elektrik şokuna girmezseniz. Bir kısmı dışarı çıkacağım. Niye? Buraya gelsin. Dedik dışarıda bekleyeceğiz. Hayır dedik de cami içinde ön tarafta. Tamam hocam be. Evet ikram tarafı şöyle girelim. Buyurun hocam önden sen geç git. Ben bekleyeyim geliyor millet. Tamam.
Bayanları sağ tarafa alalım. Bakın dolacak şimdi, hemen geçin ki. Bayanları sağ tarafa alalım, erkekleri sola. Muallak taşı. Dedi diyor ya, muallak konu muallak, evet, tam muallak değil. Muallak da ortada değil, arafta kalmış. Ha, bu taş taşı. Muallak taşı. Türkiye. Maşallah. Kardeşim, Artuğul, Osman. Osman Bey. Basın. İshak Zagar. İshak Zagar. Hak Zagar. İshak, İshak. İshak. Maktubi için İshak. İshak Zagar. İsmail. Peki Peygamber Efendimiz'in bu taşı İbrahim Yavuz'un ismi. Subhanallazi asra bihi laylan min al masjid al aqsa. Yukarıdaki taşın üstüne çıkalım. Buradan da miraca. Dışarıda peygamber önünde de bütün peygamberler namazı namaz kılıyormuş. Orada. Şükür namazı bile evet, tekrar görüşürüz. Namaz kılalım demiş. Şükür namazı, ondan sonra devam edeceğiz. Nasıl böyle gösterdiğimiz gibi. Hoşçakalın. Burası Mescid-i Aksa'nın içinde Peygamber Efendimiz miraca çıktığı yer. Burada bir namaz kıldık, şükür namazı. Size etrafı göstereyim şu an. Ya tamam geldi. Burası. Hepsini getirdim saat 4.30'da olanları. Muallak taşı. İsmi İshak Zagar. İshak Zagar. Muallak taşının üzerinden Peygamber Efendimiz arşa çıkmış. Dört büyük peygamber de burada namaz kılmış ve Peygamber Efendimiz burada tüm peygamberlerle dışarıda namaz kılmış. Arşa çıkarken, çıkmadan önce daha doğrusu. Yarın gelirsiniz. Peygamber Efendimiz buradan miraca çıkmış. Şimdi bu gezimizin en can alıcı yeri burası. Burası Arslan'la yakalanınca buraya getiriyor kalbini. Burada Rabbül Alem'e dua yapıyor. Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam'ın babası. Ya Rabbi diyor, şu kalbime şifa ver. Veba hastalığından burada kurtulunca Cenab-ı Hakk'a şükür secdesi ve şükür namazı kılıyor. Evet. Davut Aleyhisselam. Ve Süleyman Aleyhisselam da buraya geliyor. Biliyorsunuz Davut Aleyhisselam'a nasip olmuyor Mescid-i Aksa'mızı yapmak. Kime nasip oluyor? Süleyman Aleyhisselam. Oğlu. Değil mi? 12 oğlundan en küçük oğlunu. Ve Süleyman Aleyhisselam mescidi yapınca buraya geliyor. Burada iki rekat namaz kılıyor. O namaz duamızı otel şeyde yapmış, otobüste. Peygamber Efendimiz de bize şöyle müjde veriyor. Diyor ki Süleyman Aleyhisselam diyor Cenab-ı Hak'tan 3 şey istedi. Bir, öyle bir zenginlik var ki kimseye nasip olmaz. Oldu mu oldu. Gelmiş geçmiş. Kıyamete kadar öyle bir zengin gelmeyecek, gelemeyecek. İkincisi, öyle bir adil düzen kurayım ki kimse mağdur olmasın. Oldu mu? Oldu. Üçüncüsü diyor ki Peygamberimiz,
umulur ki diyor, Süleyman Aleyhisselam'ın yaptığı o duayı Rabbim kabul etmiştir. O dua hangisi ya Resulallah? Kim Mescid-i Aksa'ya gelip iki rekat namaz kılarsa Rabbim onu affetsin, annesinden doğduğu gibi tertemiz olsun. Peygamberimiz buyuruyor, güzel peygamberimiz. Onun, Süleyman Aleyhisselam'ın duasının kabul olduğu, o üçüncü duasının kabul olduğunu umuyorum diyor. Umması ne demek? Kabuldür demek. Bak Süleyman Aleyhisselam da bizzat burada dua yapıyor. Burada dua yaptığı yer. Ya Rabbi bana öyle bir mülk, zenginlik ver ki kimseye nasip olmasın. Değil mi? Rabbi'yle, Rabbi, nasıl o? Rabbi birliği. Rabbi hep bir mülke la yenbeği li ahadin min ba'di innek entel vehhab. Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Evet. Süleyman Aleyhisselam'ın zenginlik duası var. Ve ya Rabbi diyor, herhangi bir kulun buraya gelip iki rekat namaz kılarsa onun eline bereket ver ve ona diyor annesinden doğduğu gibi tertemiz. Ve burada Efendimiz dört büyük meleğe namaz kıldırdı, dört büyük peygamberin ruhuna namaz kıldırdığı yer. Ve burası bir rivayette de İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfleyeceği yer. Sura üfleyeceği yer olduğu söyleniyor. Yani burası üç ve üç dine göre de kutsalın, kutsalın, kutsalı diyor. Yani bu gezimizin, Mescid-i Aksa gezimizin en can alıcı yeri burası. Niye? Üste, yeryüzünde cennetten gelen iki taş var. Bir tanesi Hacer-i Esved taşı. Değil mi? Bismillah, Allah-u Ekber dediğiniz zaman ruhlar âleminde vermiş olduğunuz sözü orada Cenab-ı Hak'la akit imzalıyoruz. Diğeri de bu taş, şu muallak taşı. Bu taşa da yukarıdan çıkınca o sandalyelerden ifradı çevrilidir. Selahattin Eyyubi çeviriyor ki burada papazlar buradaki taşları satmışlar zamanında. Papazlar satmış. Her gelene birer taş vererek 10 dolar, 20 lira satmışlar. Selahattin Eyyubi çeviriyor bunu. İnsanlar şey olmasın. Çünkü cennet taşı bu taş. Hacer-i Muallak'ta Efendimiz miracı bu taşın üstünden çıktı. Rivayet edilir ki taş da aşka geliyor. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem çıktığı söyleniyor. Bakın bu taşın etrafı zamanında boşmuş. Kahire Sultan Süleyman bu şeyin etrafını şey yapıyor ki insanlar bu taşa takmasın. Çünkü bu Cenab-ı Hakk için bir şey değil, değil mi? Dünya boşlukta duruyor. Yani bir taş boşlukta durması Cenab-ı Hakk'ın bir şey mi? Yani taş boşluk, dünya boşlukta değil miyiz biz? Şirk olmasın diye. Kahire Sultan Süleyman Ebu Suud Efendi'yi buraya gönderiyor. Bak oradaki şeylere şey yaptırıyor ki insanlar taşa takmasın. Yoksa bu taş da Hacer-i Esved gibi cennette, yeryüzünde, cennetten iki taştan bir tanesi Hacer-i Muallak taşı bu. Üst tarafta mı oluyor acaba? Üstte, bu üst, altındayız biz. Çıkınca o merdivenlerden bakın, şeylerden bakın etrafına, o taşı bir görün, tamam mı? Hemen onun az ilerisinde de Peygamberimizin miraç çıkan ayak izi var. Oraya da elinizi bir sürün. Hemen bunun üstünde sağa kalın, çerçeveli. Az ileride de duadan sonra gideceğiz. Fatıma annemizin namaz kılarken, Abdülhamid, Padişah Abdülhamid'in namaz kılarken rüyasında namaz kıldığı yer var. Oraya git diyor, mihrap yap o dönemdeki yöneticiye. O mihrabı da Fatıma annemizin namaz kıldığı yeri de gösterdi. Şimdi hocamızdan kısa bir dua isteyelim. Hocam buyurun. Buyurun hocam. Fatıma annemizin mihrabı. Ya ne demek, niye Fatıma annemizin mihrabı deniyor? Osmanlı sultanlarından Sultan Abdülhamid. Sultan Abdülhamid nasıl hatırlıyoruz biz? Peygamber Efendimiz'den gelen mektupları abdestsiz açmamış. Peygamber Efendimiz'e gelen mektupları abdestsiz açmayan Osmanlı büyük padişahları. Burada o biliyorsun Osmanlı padişahları hacca gelemedi. Bu vekalet yaptı. Kim geldi sadece? Genç Osman geldi. Osmanlı padişahı. Diğer mektupları mektup yaptı. Rüyasında, bir gece rüyasında Fatıma annemizin burada namaz kıldığını görüyor. Fatıma annemiz. Ve orada o dönemdeki yönetici diyor ki evladım git oraya bak diyor. Orada diyor şöyle şöyle tarif ediyor. Bak buraya daha gelmemiş. Rüyasını anlatıyor. Mescid-i Aksa'nın Hacer-i Muallak taşının kuzey batı köşesine git.
orada bir herhangi bir imza falan var, bir şey var mı? Yönetici diyor, sen orası boş bir alan diyor. Oraya diyor git, çok güzel şöyle mihrap yap. Niye diyor? Çünkü diyor orada ben diyor Fatıma annemizin namaz kılarken diyor. Burası tarih kaynaklarımızdan Fatıma annemizin namaz kıldığı mihrap. Şimdi Peygamber Efendimiz'in şu taşa da bakın şöyle sandalyeler var. Üstten bakın şöyle. Tamam şu taşa sandalyeyle şöyle bir bakın üstten. Daha sonra şimdi değil de daha sonra bakın. Tahta var mı? Gördün mü özünü sen? Bu taşı mı diyorsunuz? Görünmüyor ki burası mı? Tamam bu taşı üstten çektim ben gördüm zaten. Şuradaki yeşil tübbeli olan yerde Peygamber Efendimiz'in miraca çıkarken ayak izinin olduğu rivayet edilen yeri. Aksa'dayız daha doğrusu. Sen namazı kurmuşsun. Şurasını da göstereyim size dikkat edin. Demin GoPro'nun bataryası bitti. Belki de çekmemiştir ihtimalle karşı söylüyorum tekrar. Peygamber Efendimiz'in miraca çıkarken ayak bastığı rivayet ediliyor. Yeşil kubbeli olan yere. İçeriği tekrar şöyle çekeyim. Tekrar dışarıda görüşmek üzere. Nasıl? İçeriye mi? Evet, şu an Barış hocamızla birlikte arkadaşlarımızdayız. Orhan, pardon. Barış arkada karıştırıyorum, kusura bakma cümlemize. Kıble Camii diyor, değil mi hocam burası? Burası Kıble Mescidi. Kıble Mescidi. Burası Kıble Mescidi'ydi. Grubumuzla birlikte toplandık. Sabah namazımızı da kıldık. Şimdi rehberimizden bilgi alacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur, tabii ki otur. Sonra hazırlandım. Şimdi bulunduğum yer Kıble-i Şerif Camii, Mescid-i Aksa'nın tam karşısında. Şöyle göstereyim size. Biraz önce namazımızı burada eda ettik. Thank you.
akşam 6.30'da yatsı namazı kılınıyor burada. Yani yatsı namazını biraz önce eda ettik. Thank you very much. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Burada Gazze'li hastalara yardım veriliyor. Yardım kutusu da burada. Esselamun aleyküm. Bu şekilde. Biz de görevimizi yapalım burada. Ayakkabılarımız nerede? Buradaymış. Yani bir tarafımızda kıbleyi mescit camisi, bir tarafımızda Mescid-i Aksa. Budur ya, yani ruhani mutluluk budur gerçekten, doymuşluk budur. Hamdolsun Allah'ım, bugünleri de gördüm. Sesim fazla geliyor mu bilmiyorum ama rüzgar da var biraz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hepinize Aksa adına diyor, selamlıyorum diyor. Aleyküm selam. Aleyküm selam. What's your name? Atfalakum, nisaakum, allimuhum al-Aksa. Çocuklarınıza diyor, Aksa'yı anlatın. Çocuklarınıza Aksa'yı sevdirin. Yani, al-İslam leysa salah. بدل يذهبون الى تركيا يعلم ابنائهم واحفادهم وقاربهم واحفادهم يقول لهم ان في شيء اسمه اقصى gidin çocuklarınıza torunlarınıza anlatın buralara gelsinler bu aksaya sahip çıksınlar inşallah cennet for all of you inşallah bunu yaparsanız cennet size açık olacak inşallah thank you very much what is your name I am name Arif Arif nice to meet you Arif I am bro Arif all my brother everywhere in Turkey French everywhere all of them he see me thank you because I love him Because I know Allah has given for Al-Aqsa because all the Muslims everywhere make dua for Al-Aqsa. İnşallah. Selam. Habibim. Aleyküm selam. Nisa lazım sura. Nisa. Hadi gidelim. Bir de şey sorsak Hatice. Beyzidir Hamidi Alavan yemenler. Hatice fi Seyyidet Hatice. Tamam kapatıyorum. Görüşmek üzere. Evet. Evistan Gate. Kapısı oluyor burası ama. İçine geçen Dağ'ın Hikta kapısı. Dağ'ın Hikta kapısı. Cenab-ı Hak diyor ki eğilerek gelir, edeple gelir. Onlar da Bab-ı Hinta diyorlar. Bab-ı Hinta buğday. Buğdayı getir aklına Yahudi. Hocam, Hazreti Dağ'ın mu? Olan kısası değil mi? Eğilerek geçirir diye. Değil mi? Bakar suretiydi o. Asker yerde burada görüşmek üzere. Üzerine üzerine hiç çekilmiyor bile. Hangi kıldı anlamadım. Asker. Hani asker? Geçti ya bundan görmedim. Evet. Çok teşekkür ederim.
Evet, şu an otelimize doğru gidiyoruz bakalım yavaştan. 8'de kapanıyormuş buralar. Al İlhan Bey önümüzde. Şaşırmayız. Efendim? İlhancığım, buyur. Benim şaşırmamam. Bakkalcı ne kadar telaşlandı. Niye? Haç gitmeyen oraya. Ne var orada? Herhalde orada bir şey var. Yani sıkıntılı bölgedir belki. Aman İlhan abi sen bizden ayrılma. Ayrılmam. Cansın. Sabah saat 4 sonları 4.30 gibi sabah namazı için Mescid-i Aksa yolundayız. Yine sağımız solumuz zeytinlik. Herkes böyle akın akın Mescid-i Aksa'ya geliyor. Biz de inşallah sabah namazımızı kılıp gün öyle devam edeceğiz. Yani buranın duyguları ifade edilmez. Hani şu an lay lay lon falan muhabbetinde bir çekim yapılacağını falan düşünüyorduk hep birlikte ama değil. Maneviyat insanı acayip frenliyor ve acayip duygusallaştırıyor. Hani buraya gelmeden anlaşılmıyor dostlarım. Ki biliyorsunuz benim video çekimlerimi. Yani şu mübareği görünce her şey çok farklı oluyor. Esselamun Aleyküm. İşte şu mübareği görünce her şey çok farklı oluyor. O yüzden gelin yani kendinizle tanışmak istiyorsanız buraya gelin. Buraları ziyaret edin. Ve bu zenginliğe kavuşun. Bu resmen bir zenginlik yani başka hiçbir şey değil. Çünkü buraya gelen insan diğer insanlara göre kendini çok çok daha zengin hissediyor. Bu maddi zenginlikten bahsetmiyorum, maneviyattan bahsediyorum. Yani zenginleşiyorsunuz buraya gelince kendi dünyanızda. Yok oradan da çıkılıyor aynı şey, oradan giriliyor. Evet. İsrail askerleri kapıda. Filistin'i bekleyenler de var ama onlarda silah yok. İsrail askerleri silahlı bekliyor. Ve şaşırtmacı olarak 14 kapısı var buranın. 14 kapısının her namaz vakti bir yerini kapatıyorlar, diğerini açıyorlar. Yani ara ki o kapıyı bulup da Mescid-i Aksa'ya girmeniz için. Bu bir şaşırtmaca ya da bezdirme oyunu oluyor. İsraillerin, Yahudilerin. Bu şekilde bir... Ama burada grup olarak geldiğiniz zaman sesleri çıkmıyor. Ona dikkat ettim. Tekli olduğunuz zaman hemen durdurup pasaport kimlik kontrolü yapıyorlar. Fakat grup olarak yani güçlü olarak geldiğiniz zaman kimse size sormuyor, cesaret edemiyorlar diye düşünüyorum. Yani bir korkaklık hissediyorum gözlerinde. Hani bir asker dediğin şöyle bakışlarıyla insan eritir ama buradakiler İsrail askerlerinde şöyle baktığın zaman bir gözlerinde korkak bir endişe devamlı böyle bir iğne üstünde durma bir şeyi her an yapacaklarmış korkusuyla duruyorlar gibi geldi bana. Ki bunu çoğu kimse öyle söylüyor. O yüzden korkaklar. Çok korkaklar. Sadece burada bir neyse derin mevzular. Şimdi Mescid-i Aksa'dan şeye geçiyoruz. Geldik buraya. Buradan da sabah namazına kılmak için Kıble-i Şerif Camii var. Hemen bir 200 metre kadar ilerisinde şu an görüldüğü üzere oraya doğru gidiyoruz. Şu güzelliğe bak ya.
zeytin ağacının dibine abdest hane yapmışlar. Burası da şadırvan. Abdest alınıyor. İbadetimizi yapacağız. Daha sonra görüşmek dileğiyle sabah namazını eda edeceğiz. Siz sevgili dostlarıma selamlar, saygılar. Selamünaleyküm. Selam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sallu ala al-habib. Allahu sallim Muhammed. Sorry. Burada sabah. Böyle bir dağıtıyorlar işte. Sabah namazı öncesi böyle dağıtıyorlar. Allah razı olsun hepsine. Evet, sabah namazımızı camide kıldık. Karşımızda Mescid-i Aksa. Şimdi bir çiğ oldu sabah sabah. Burası Kıble-i Şerif Cami. Gel bakalım Karaman. Karaman. Hoşuna gitti mi burası? Burada Deccal'i burada öldürecek. Hmm. Burada imam olacak. İmam diyecek ki sen kıldır, hayır diyeceksin. Siz buyurun. Ve tam belli bir müddet yaşadıktan sonra dünyaya İslam hakim olacak. Hristiyanların çoğu Müslüman olacak. Ve belli bir mal ve servet o kadar artacak ki kimse kimsenin malına şey olmayacak. İslam olacak, İslam hakim olacak. Ondan sonra bir bulut çıkıp Müslümanlar o bulutla vefat edecek ve kıyamet inanmayan insanların üzerine kopacağı rivayetleri var. Bu kapı Golden Gate kapısı oluyor evet, yani. Bundan dolayı Selahattin Eyyubi İsa Aleyhisselam bu kapıdan gireceği için Zeytin Dağı'ndan bir seyrettik ki saygı bir olsun hani diye. Köprü kurulacak dedikleri. Onun iç kısmı. İç kısmı. İç kısmı. Çocuklar da korkuyor. Kaçıyorlar, saklanıyorlar. Gece gidiyorlar işte. Öyle bunu bu dağla sağ çıkıyorlar. Bu işte bizim Türkler bu hale getirdi. Burada battaniye var. Bak battaniyeleri bile almışlar çocuklar. Yavru geliyor, birazdan gelirler. Böyle postalara giriyor. Burada kimse var mı, yok mu? Buradaki çocukların çoğu şu anda hapishanede. 100'e yakın çocuk vardı. Bunlar birleştiler. Biz dedi Mescid-i Aksa'yı koruyacağız. Bunlardan 10 tane şehit oldu. Ben 3 ay önce geldim. Bir tane Ömer vardı burada mesela. Ömer'i sordum. Dedi şehit oldu Ömer. Cuma günleri burada cuma namazı kılınıyor. Yahudi buraya çok şey yapıyor. Önceden Şam kapısı var. Bugün oradan gideceğiz. Şam kapısına cuma günleri. Orası hani bizim Beyazıt Meydanı gibi diyelim. Taksim. Ama şu anda burası esas. Yahudi buraya almıyorsun.
buraya sinagog yapmak bu istiyor. Ramazan'dan istibari. Buradan çok iyi çocuklar baksınlar. Burada çok iyi bir kral var. Muhammed Şeyh Muhammed diye. Sevgili sevgilimiz ve yaşlı Hazreti Süleyman Hazretleri'nin türbesi oluyor. Fakat şu an kapalı. Bu kabri şerifi kapalı olduğu için giremedik amca. Kapıda kaldık böyle. Yahudi buraya da şey yapıyor. Açar takıyor. Gelip işgal ediyor. Bundan dolayı bak burada öğrenciler ders yapıyordu. Son pandemiden sonra burası kapalı şu an. Hiç açık görmedim. Evet. GoPro'muz kırılınca tuttuğumuz şey böyle ufacık bir şeyle çekim yapıyoruz. Burası Mescid-i Aksa'nın arka ön tarafından gelen bahçesi. Tanıtayım size de. Evet, bunlar da Filistinli kardeşlerimiz. Çanlarımız, kendilerimiz bızdık. Ne arıyorsunuz? Gel. Pıs 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 pıs. Ne? Sen orada mısın? Ne oldu? Korktun mu sen? Oraya mı gittin? Aha. Ne oluyor? Hadi bakayım gidin de aşağı insin o. Hadi. Geldim. Evet. Şimdi muhtemelen şeye gideceğiz. Peygamber Efendimiz'in sahabelerini ziyarete gideceğiz. Kuzgunlar mı, kargalar mı? İmran ailesi mi? Evet. İçeride İsa Aleyhisselam'ın körleri gözlerini açtı ve İsa ölümleri bilinçli bir havuz var. Açıksa bakarsan açmıyorlar genelde. Bazen açıyorlar. Şu anda direkt ilisesi olarak açıyor. Burası da VR'de olarak 14 yollarından bir tanesi. Metin abi burası ne oluyordu tam olarak? 14 Çile yollarının temsil olarak resmi. Anladım. Çile yolunun temsili resimleri. Ama şey Hristiyanların inanışına yani. Göre bizde öyle bir şey olmadı. Evet. Hani Hazreti İsa çünkü ölmedi. Şey yaptıktan sonra, geldikten sonra bu yoldan geçip göğe yükseldi. Yukarıda şey kıyamet kilisesi var, ilk yapılan kilise. Orada işte ruhunu teslim etti inanılıyor. Yani. Hazreti İsa'yı kimse çamlığa germedi. Hazreti İsa'yı ispiyon eden birini Allahu Teala onun suratına onun suratına getiriyor. Onu şarmaya geliyor. Anladım. Hocamız bu ablamız. Bu selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu ablamız Hadiye Nadiye annemiz. Buranın bütün akşamdan sonra gelir misin diyor. Akşamdan sonra gelir mi annemize? Gelelim. Selatın mı abi? Hayır, hani 15'ine. Bak annesi evi satmıyor. Beyi, bir cihat efendi, beyi alın. Burası bu, burası bu. Madem mi alın? Burası kilise oluyor değil mi? Galiba.
Burası Hazreti Meryem annemizin doğduğu yer. Meryem annemiz şu anda kilise, doğduğu yer burası. Meryem annemiz ve Ali İmran ailesi, İmran ailesi. İmran ailesinin doğduğu yer. Burada da bir şey var, havuz. Üç tane kilise burada. Biraz. Evet, bakın burada Kanuni Sultan Süleyman. Görüyorsunuz. Dünyada taşa bu yazıyı yazan tek millet. Değil mi? Hangi ayet yapmış? Selamun aleyküm. Evet, gelin böyle. Niye? Ben gölgelik zannettim yukarıdakini. Gölgelik zannettim. Görünmesin diye oraya koydum. Burası aslanlı kapı oluyor. Kaç kişi gideriz yarın Gündür anne, hocam? Ben varım. Yani bu grup hep gelir mi? Geliriz. Şimdi kapıdaki görüntülerini çekeceğim. Evet, şu an sırayla asker öldü üzeri. Burası da var. Hay. This entry free? Eyvah Hacı, Hacı. Free, yeah. Mezarlığı da bizim PİKA kuruluşumuz bu. Mezbelelik bir haldeydi. Burası çok harabe bir haldi. Mezarlarımızı bile yaldı şey yaptı. Hatta ileride bir mezarlığımız var. Tarihimiz. Orası gitti yerde. Babur Rahme Müslüman Mezarlığı birinci etap yol yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili Silviye'yi Gölgelik Tesisi Projesi Türk halkının katkılarıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA tarafından tamamlanarak Filistin halkına hediye edilmiştir. 2017. Oradan görmüştük. Hani şöyle gelin. Mezarlığa basmayın. Ben YouTube'da paylaşıyorum. He? YouTube'da paylaşıyorum ablacığım. Yok, direkt YouTube'dan seyrediyorsunuz. Kanalıma girin, oradan seyredersiniz. Bizi paylaşma da. Siz seyrederseniz. Yok yok, kesiyorum aralarından. Tamam, bizleri paylaşma. Mübade Bin Sabit Hazretlerinin kabri başındayız şu an. Efendimiz döneminde veda hutbesini bir hatırlayın. Değil mi Efendimiz? 100.000 sahabeye veda hutbesi okumuştu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Medine'ye gittiğimizde Cennet-i Baki'ye bakıyoruz. Kaynaklarımızda 10 bine yakın sahabe var. 100 bin sahabe veda hutbesi okuyor. 10 bine yakın sahabe var. 100 bin sahabe nerede? İşte dünyanın her tarafına gitmiş mübarek. Şu an karşımızda Zeytin Dağı var. Orayı göstereceğim. Aklımızda da Mescid-i Aksa ve burası Müslüman mezarlığı.
Evet, Selçuklu'dan kalma bir çocuk mezarı. Osmanlı döneminin. Çok güzel mezarlıklar bunlar. Çocuk mezarı bunlar muhtemelen. Çok ufak. Selam verdiği zaman Hazreti Ömer soruyor. Ya Resulallah sen selam veriyorsun. Selamun aleyküm. Ya darül kamilin diyorsun ama onlar seni duyuyor mu? Ya Ömer sen beni nasıl duyuyorsun? Onlar duyuyor ama alemleri farklı olduğu için cevap veremiyorlar ya Ömer. 1908'de Sultan Abdülhamit Han Hazretleri yaptırmış bu okulu. Abdülhamit Han Hazretleri'nin burada ne işi? Nice to meet you. My name is İlhan. Bu ne aslında? Bak bir ay görüşürüz. Resmi vardı yok ama. Bir de resim vardı şu arada. Buraya yeni revize ediyorlar. Yukarıda diyor resim. Kapalı oldu. Benim aynı. Evet, Osmanlı'nın izleri Filistin
İsrail içindeki Filistin Mescid-i Aksa'nın karşısında. O da Cumhuriyet döneminde. Şu an kulaklıkla ben rehberi dinliyorum. Size de bilgi vereyim bu arada. Kudüs'teyiz. Filistin'de. İsrail demek istemiyorum çünkü abluk altına almış burayı. Askerleri de sabah zaten gördünüz. Şu arkamda görmüş olduğunuz surlar Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri tarafından yaptırılmış. Rüyasında görüp de burayı yaptırmış. Harem-i Şerif Kudüs'ü bir kısmını çevreliyor. Bu arada da Mescid-i Aksa'nın Şam kapısı tam Türkiye hizasına geliyor. Şey olarak kuzey, güney, doğu, batı denklemine düşerek. Karaman. Efendim? Karaman. Nasıl gidiyor? Bu surların dibinde öz bir bilgi de vereyim. Her sene bu surların dibinde tüneller var. Dünyanın süper zengin Yahudilerinin yaptırdığı. Her sene bir defa orada toplanır. Normalde İslamiyet'e, Müslümanlığa karşı nasıl saldıracaklarına dair planlar yapılıyor dünya genelinde. Tabii bu saldırı topla tüfekte değil de genelde işte ekonomik, politik, siyasi, aklınıza ne gelirse. Bu arada ben kulaklığımdan rehberi dinliyorum. Duymuş olduğum tüm bilgileri sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Evet, görüldüğü üzere bir tane daha mağara var burada. Süleyman Aleyhisselam'ın mağarası burası. Bunun altından Kubbetül Sahri'ye kadar bir tünel var. Yalnız bugün kapalı maalesef. Biz ağrımdan paralıyız. Hocam içeride birisi var mı? Açtıralım mı ya? Açın. Have a nice day. Are you single working? No. Alone, eh? I understand. Inside. And alone, eh? Lone. Lone, one single. Relax. No problem. Whoa, whoa, whoa. Oh, girmeyin. Oralara inmeyin diyor. Okay. I'm talking. Biz de bir baksak. Evet, burada Yahudi bir bekçi var. Bu bize aşağı girilmiyor deniyor, diyor. Şu an buradan yasak girilmesi buraya kadar. Yalnız burada dünyanın en zengin Yahudilerinin toplanmış olduğu mağaraya iniş yeri. Bu da çok enteresan. Labirent gibi olduğunu düşünüyorum ben buranın. Hani Kurtlar Vadisi'nde vardı ya bir ara, neydi o toplananların ismi? Konsey. Konsey, evet. Kulaklığı çıkarayım. Çok gürültü oluyor burada. Aa, burada aşağıda labirent cinsinde. Büyük ihtimal. Aşağı inmeyin abiciğim. Evet. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Mescid-i Aksa'nın kapısı burası oluyor. Aslında şöyle, Türkiye'den Kudüs'e hediyeler geliyor Osmanlı zamanında. Bu gelen hediyeler şu görmüş olduğunuz yol üstünden
Bu kapı içinden geliyor böyle. Burası da bu kapıda daha doğrusu tam Türkiye'ye denk düşüyor. Yani Türkiye'nin kuzeyinde kalıyor. O yüzden burası Osmanlı kapısı. Türkiye'mize deniliyor. Şöyle bir selam edelim Türkiye'mize. Tekrar dedelerimize. Türkiye'miz böyle bak. Evet. Aha, Filistinli bir kedi gördüm sanki. Evet, burada vatandaşlar röportaj yapıyor. Evet, Osmanlı kapısı burası oluyor. GoPro'nun selfie çubuğunun kırılması çok kötü oldu. 360 yapacağım şimdi. Şu anda arkamdaki kulelerde askerleri de görüyorsunuz. Bunlar sindirme amaçlı yapılan şeyler. Her yerde asker kaynıyor. İsrailli askerlerin durduğu kulübeler. Evet, grup geliyor. Çaktım da ben çekerim, niye çektin ki? Dayarsın, dikkat et. Bak burada İsrail askerleri bekliyor yine. Her yerdeler, her yerde. Neyse, görüşmek üzere.